Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki ikizkenar üçgen konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bir de AD ile DC de birbirine eşit verilmiş. Hmm, ne yapacağız burada? Hocam burada aslında biz eşitlik görünce ortaban yapıyoruz ama burada ikizkenar da var ya ikizkenarı da öncelikli olarak kullanabiliriz. X kenarını nasıl kullanabiliriz? Hocam X kenar var tabanda mevcut. Alakalı bir şey var en azından. Tabanına ait yükseklik çizelim. A çizince yine orta taban oluşmuş oldu aslında. Tabana ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya bölecek. Hocam aynı zamanda bak bunlar birbirine paralel oldu. Aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Ve bunlar da birbirine eşit olduğundan orta taban çıktı. Yani X ise burası da X oldu. E hocam şurada da şu birbirine eşit. Yani burası 2X ise burası da 2X olur. Toplamda 3x. Bak şuraya. BH'a kadar 12 değil mi? Toplamda 3x eşittir 12 ise x'i buradan kaç buldun? 4 buldun. Bizden ne isteniyor? Zaten x isteniyor. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Şekil 1'de verilen ABC x kenar dik üçgen biçimindeki. Evet bu bir x kenar dik üçgenmiş arkadaşlar. 45'likleri hemen bir yapıştıralım şöyle. Kağıdın B köşesi. Bakın şuradaki B köşesi AD kenarı üzerinden katlanılarak AD kenarı üzerinden katlanılarak AC kenarı üzerindeki B üstü noktasına gelmiş. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bir katlamayı geri doğru açıyorduk arkadaşlar. Açalım bakalım şöyle. Şu katlamayı açtık. Şöyle eski haline geri getirdik. Tamam. Sonra ne oldu? Hocam bu bir dik üçgendi ve 45 45 90 üçgeniydi. Hocam burası da 45 burası da 45. Sen bunu böyle katladın ya hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şurada kaç ile da şurada kaç birbirine eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. E, hatta burası 90 ise burası da nedir? 90 derecedir. Tamam. Bizden ne isteniyor soruyu okuyacak olursak arkadaşlar. AB üstü bölü CD isteniyor. Bak oran isteniliyor arkadaşlar bizden. AB üstü bölü CD isteniyor. Arkadaşlar oran istenildiği için hiç KMA yazmayacağım. Bakın 45, 90. Burası da 45 mi? Evet burada ve burada hem büyük üçgen, ikizkenar üçgen hem de burada bir e, burası da 90 derece olduğundan 45 ise burası da 45 oldu. Buradaki küçük üçgenden başlayalım. Şuraya 1 1 diyelim. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Kök 2 oldu. Oran istenildiği için bakın 1 1 kök 2 dedim. Normalde k k k kök 2 diyecektim. Sonuçta oranladığımız zaman yine k'lar birbirini götürecek. E hocam burası 1 ise burası da 1 değil mi? Evet. E bu bir ikizkenar üçgendi. Burası 1 artı kök 2 iken burası da 1 artı kök 2 değil mi? E hocam katlamada üst üste binen kenarlar da birbirine eşitti zaten. 1 artı kök 2 iken burası da 1 artı kök 2 olacak. Zaten benden AB üssü bölü DC isteniyor. Yani 1 artı kök 2 bölü kök 2 isteniyor. Kök 2 ile çarparsak kök 2 artı 2 bölü 2. Kök 2 artı 2 bölü 2 bulalım bakalım cevapta ne çıktı arkadaşlar. Kök 2 artı 2 yani 2 artı kök 2 de olur fark etmez. Bölü 2 yani cevabımız balık kesir oldu. ABC bir ikiz kenar üçgen ve şu açı ortay. Allah ne var burada? Bak ikiz kenar aynı zamanda açı ortay iki, ikişer sağlanmış. Hem ikiz kenar hem de açı ortay olunca bunun devamı ne olur gençler? Hop ikizkenarda kenardaki açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda tabanı keş parçaya böler. Aa ne güzel. Şuradaki üçgende de arkadaşlar bakın şuradaki üçgende de bir ikiz kenarlık sağlandı mı? sağlandı. Sebep hocam bak şu kız kırmızı çizgi bunun devamı yükseklik oldu ya. Bu kırmızı yükseklik de tabanı keş parçaya böldüğünden bu da bir ikiz kenar üçgen oldu. E o zaman soru bitti. Hocam 9 iken e, 12 iken burası da 12 oldu. 9 12 ne üçgeni arkadaşlar? 15 üçgeni. Yani x'i bu kaç buluruz? 15. Yani cevabımız ne çıkar? Akçay çıktı arkadaşlar. K ne dikleyem demiş ve x kenarlık var. O zaman x kenarlıkta ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler ve açıyı da iki eş parçaya böler mi arkadaşlar? Böler. Bir de LKM açısını 30 derece vermiş. Bunlar da kaçar derece oldu arkadaşlar? 15'er derece oldu. Kalemi x kenar üçgeni biçimindeki kağıt kaneye doğrusu boyunca kesilerek iki üçgene ayrılıyor. İki üçgene ayırdım. Şöyle keserek. Yalnız bu üçgen ne oldu? 15'lik iki tane açı oldu değil mi arkadaşlar burada? Haydi bakalım devam edelim soruya. Bu şekilde olduğu zaman ne olmuş? Daha sonra bu üçgenler k noktası etrafında ok yönlerinde sağa sola doğru 15 derece döndürülüyor. Arkadaşlar şu üçgenler döndürdüm. Döndürme sorularında bak kalem döndürdüm. De. Yine aynı kalem. Eş yapıları kullanıyorsunuz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Yani burası 12 ise 12'yi yazacaksın buraya. 12'ler hala korunuyor. Hocam burası 15 ise burayı da 15 diye yazacaksın. Kaçar derece döndürmüş? 30'ar derece. Bak önceden böyleydi. Bak dikkat. Bu kenar şurası buradaydı. Ve ben bunu nasıl döndürdüm? Buradan buraya 30 derece. Buradan buraya da 30 derece döndürdüm. Yani şu açı 30 derece. Şu açı da 30 derece. O zaman açıları yazalım arkadaşlar. Hadi açıları yazalım bakalım. Hocam burası 30 derece. Burası da 30 derece. Toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? 30 30 60 A 90 derece yaptı tamamı. E zaten bunlarda 12 12. O zaman burası da kaç yapacaktır? 12 kök 2 yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Şekil 1'de bir birbirine dik ve eşit uzunlukta iki çubuk A noktasından hareketli bir menteşeyle tutturulmuştur. Şöyle tutturulmuş arkadaşlar. Bu çubuklar böyle ve böyle oynayacak galiba. Bakalım böyle bir oynatalım. Şimdi öncelikle bu x kenar dik üçgen mi? Evet. Burası 45 burası 45 mi? Evet. 18 18 ise burası nedir arkadaşlar? 18 kök olduğunu biliyoruz. Neyse devam edelim. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey olmuş. Bu çubukların uç noktaları ok yönünde 15'er derece döndürüldüğünde. Önceden bakın burası 45 45'ti. 15 derece döndürüyorum. Buradan hop buraya 15 derece döndü. Buradan da hop buraya 15 derece döndü. Tamamı 90'dı. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 60. Hmm. İki iç açı bir dış açıdan. Burası da 60. 2 iç açı bir dış açıdan. Burası da 60. Buna göre son durumda oluşan sarı bölgenin alanı yani şuradaki üçgenin alanı. Bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen alanı isteniyor. Ne yapacağız? Normalde eşkenar üçgenin bir kenarını bulsak akara kök 3 bölü 4 deriz ama daha görmedik. Ee, bir üçgenin alanı hepimiz ta ilkokuldan beri, ilkokul demeyelim de ortaokuldan beri biliyoruz. Ne diyoruz? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. O zaman burada bir tabana ait yükseklik çizelim arkadaşlar. Şurada bir yükseklik çizecek olursak. Bu yüksekliği bulursam olay bitti mi arkadaşlar? Bitti tabii ki. Hocam bu yükseklik aynı zamanda şuradaki yüksekliği eşit. isterseniz bu yüksekliği burada bulayım. E 45-90 burası da 45 oldu. Hatta burası da oldu. Hocam şununla şu birbirine eşit oldu mu? 45-45'ten evet. Bununla da bu eşit oldu. Evet. Tamamı 18 kökü ise burası ne oldu? 9 kökü. Burası da 9 kök E burası da 9 kökü oldu. He. Yüksekliğimiz 9 kökü oldu. 60'ın karşısı 9 kökü ise 30'un karşısı ne olacaktır peki arkadaşlar şurası? 9 kök 2'nin şimdi 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat ya 60'dan 30'a geçiş nedir? Kök 3'e bölünmüş halidir. 9 kök 3 bölü 9 kök 2 bölü kök 3 olacak arkadaşlar. Kök 3 eşitliğinde çarparsam 9 kök 6 bölü kök 3'ten 3'ten 3 kök 6 mı geldi arkadaşlar? Evet. 3 kök 6 geldi. Burası 3 kök 6. Hocam burası da 3 kök 6. Şimdi bizden alan isteniyor. Alan dediğimiz burası. Burası 3 kök 6'ydı. E, taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman alanı şuraya yazıyorum arkadaşlar. Tabanımız ne? 6 kök 6 çarpı yüksekliğimiz ne? 9 kök 2 bölü 2. Hocam bak zaten burası kök 3 çarpı kök 2. Şimdi kök 2 ile kök 2 çarpsan 2 yaptı aşağıdaki de gitti. O zaman bir tek kök 3 kaldı 6 kere 9 54 kaldı. Yani cevabımız 54 kök 3 yaptı arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı böylelikle akçay çıktı. CHla ile AB birbirine dik verilmiş, AB, BC 15 verilmiş, AB ile BC 15 verilmiş. O tamam. Şimdi burası da 15, burası da 15. Gençler ne yapacağız? Hocam, şimdi ikizkenar üçgen, tabana ait yükseklik bir çizsek. Kardeşim taban var mı da tabana ait yükseklik çiziyorsun? Hayır yok. E ne yapacağız? Bak dikkat et, ikizkenar üçgende e, kola ait bir yükseklik çizilmiş. Bu bir özelliktir aslında, ama e, üçgende alandan geliyor zaten eğer şekilde düzensizlik varsa ve x üçgende bir kola ait yükseklik çizilmişse diğer kola da ait siz bir yükseklik çizin. Çünkü çizilen yükseklikler nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani bu çizilen yükseklik 12 ise bu çizilen yükseklik de 12. Çünkü üçgenin alanı 15 çarpı 12 bölü 2. E o zaman aynı üçgenin alanı 15 çarpı 12 bölü 2 olacağından burası da 12 olur. Peki. E hocam burası 12, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden burası 9 çıktı. E sonra büyük üçgende de arkadaşlar bakın. Şuradaki üçgende de ne var? Bir yine dik üçgen var. E ne dik üçgen arkadaşlar? Burası kaç çıktı? 16. 12, 16. Ne üçgeni? 3, 4, 5'in 4 katından dolayı 20 üçgenden cevabımız böylelikle. Ceyhan çıktı. AOL açısıyla OKL, AOK açısı 15'er derece verilmiş ve BC uzunluğunu kaç vermişler? 12 vermişler. Hmm. 10, ne? 12. BC uzunluğunu da 12 vermişler. Eyvallah. Şimdi yandaki şekilde A noktasının OK'ya OK göre simetriği. Evet A noktasının OK'ya OK göre simetriği. Şuraya göre simetriği B noktasıymış. Simetriği dediği nedir? Şu birbirine eşit olacak ve burası ne olacak arkadaşlar? Dik olacak. Sonra OL'ye göre simetriği de bunun OL'ye göre simetriği de. Hocam bunlar birbirine eşit olacak ve burası da ne olacak? Dik olacak. Peki C noktası olarak verilmiş. Buna göre OA uzunluğu nedir diye isteniyor arkadaşlar bizden. Burada ne var? Şöyle baktığınız zaman. A hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. Dik tabanı nerede iki eş parçaya böler arkadaşlar? İkiz kenarda. Aklımıza ikiz kenar geldi. Hemen ikiz kenar oluşturduk. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hatta çizilen yükseklik Aynı zamanda açı Yani burası da 15 oldu. E aynı şey burada da. Burada da dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza yine ne geldi arkadaşlar? Yine ikiz kenar. Aklımıza gelen başımıza gelsin mi? Gelsin. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldüğü için ikiz kenar. Şununla da şu. Birbirine eşit oldu mu? Hop oldu. Yani burası da 15 oldu arkadaşlar. E ben 12'yi kullanacağım. Bak 12'ye ait bir üçgen oluştu mu? Oluşmaz mı be ya? Buradaki üçgeni görüyor musun? 12'ye ait bir üçgen oluştu. O karışıklıkta 12'ye bakınca 12'ye ait bir üçgen olduğunu görüyorsun. Ve şu açının kaç derece olduğunu görüyorsun. 15, 30, 45, 60, 60 derece olduğunu görüyorsun. 60'lık var ve şunlar birbirine eşit. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. 60, 60 yaptı bunlar. 60, 60 olduğuna göre bir eşkenar üçgen oldu. 12 ise burası da 12 burası da 12 oldu. Bizden o A uzunluğu isteniyor. Arkadaş S dediğimiz uzunluk yılan uzunluğu bak şurası 12 ise burası da yılan uzunluğu burası da 12 mi oldu? Evet cevabımız böylelikle denizli çıktı gençler. Evet 90 dereceler verilmiş. BDA açısıyla şu açıyla da şu açı birbirine eşit verilmiş. AF ile de FC birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar AF ile FC bak en önemli yer burası. Hocam dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Yükseklik verilip bir de kenar ortay varsa ona bir ayrı bir gözle bakıyoruz. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüşse aklınıza ne gelecek? Aynen öyle. Aklınıza gelen başınıza gelsin. Ne gelecek? İkiz kenar hocam. Bak yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacak. Hemen şöyle şunu yapalım. Hemen ikiz kenar oluşturduk arkadaşlar. Oluşturduk mu? Oluşturduk. Peki hocam şurasıyla şurası birbirine ne oldu? Eşit oldu. Peki Hocam bu aynı zamanda da açı orta oldu. Eyvah eyvah. Ne yapacağız burada? Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Benim şimdi burada şunu kullanmam lazım aslında. 2 ve 3'ü kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım bunu? Hocam şöyle baktığımız zaman aslında burada açı ortayı da kullanmam lazım. Peki bu açı ortayı nasıl kullanacağım? Açı ortayda bakın şuradaki açı ortayda kola bir dik çizilmiş mi? Evet yani açı ortayla ilgili böyle şey yoksa ne yoksa e, kollar oranı, tabanlar oranı yoksa ben o şekilde kullanamıyorum. Kollar oranı, tabanlar oranı maalesef kullanamıyorum. Daha görmedik ama gördüğümüz zaman kolay olduğunu da göreceksiniz. Açılara da alsak alfa alfa bir alt yapamayacağımızı görüyorsunuz. Ekstra bir yerde bir şey de yok. E ne yapacağız? Açı ortayda şöyle bir özellik vardı hatırlıyorsunuzdur hepiniz yine. Bu özellik de arkadaşlar çok çıkıyor ya. Kollara çizilen dikmeler neydi arkadaşlar? Açı ortayda birbirine eşitti E burada açı ortayda kola çizilmiş. O zaman ne yapalım? Diğer kola da ben bir dik çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir dik çizeyim. Hocam şu parçayla şu parça ne olacak? Birbirine eşit işte olacak. E buradan bir şey gelecek mi hocam? Bak geliyor. Dikkat et. Ben ne diyorum hep? Verilen bilgiyi kullan. Bulduğum bilgiyi de kullan. Sırasıyla o bulduğum bilgileri de soruya işlersen eğer çözüme rahat bir şekilde ulaşırsın. Şimdi dikkat edersen. Hocam ben şunların eşitliğini yazdım. Hocam şunlar da birbirine eşit. Aa bak burada bir dik üçgen var şöyle. Gördün. Gördü. Hop şöyle. Aha. Hocam bu dik üçgende bir kenar yuvarlak diğer kenar S. Hocam burada da bir kenar yuvarlak yuvarlak diğer kenar S. Yani şöyle diyecek olursak şuraya A diyecek olursak şuraya da B diyecek olursak hocam şurası A kare eksi B kare eşit kare içinde. Hocam burası da A kare eksi B kare eşit kare içinde. Yani şu kenarla da şu kenarın kesinlikle ama kesinlikle ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla burası kaç yapacaktır arkadaşlar? 5 yapacaktır. Tekrarlıyorum. Pisagor bağıntısından A kare neye eşit? B kare artı 25 eşitse. Burada da A kare eşittir. B kare artı 25 olacağından burası 5 oldu. E hocam benden adi isteniyor. Aha adi. Bak açı ortayla kollara çizilen dikmeler eşitti ya. Bu açı ortayda. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Hocam burada kollara sizlendiklerinde eşit olduğunu gösterdin ama ayırdıkları yerlerin de birbirine eşit olmasını göster. Yani 2 iken burası da 2 olmaz mı? Olur. E toplamda ad uzunluğu ne oldu o zaman arkadaşlar? 5 artı 2'den 7'ye eşit oldu. Valla verilen bilgileri kullanınca soru çıktı ama zor sorulardan biri diyebiliriz. Arkadaşlar gerçekten zor bir soruymuş. Evet. Belki başka bir çözüm yöntemi de vardır. Valla şu an akış buraya getirdi beni. Varsa yorumlarda yazarsınız arkadaşlar ki mutlaka vardır. Ama bu çözüm yöntemi de öyle çok zor bir çözüm yöntemi değil. Ne yaptık? Hocam şu diki tabanı keş parçaya bölme mantığını kullandık. Bir. Hocam bir de bu açı ortay kollar açılan dikmelerin eşit olmasını kullandık. İki. E verilenleri kullanınca da direkt cevap çıkıyor zaten değil mi gençler? Evet cevabımız böylelikle 7 çıktı. Yani cevabımız Edremit oldu sevgili gençler. ABC bir üçgen AB11 ve AC5 olarak verilmiş. Alfa iken 2 alfa da verilmiş. Buna göre BC x kaçtır diye soruluyor. Gençler ne yapacağız burada? Hocam alfayı 2 alfa varsa ben alfayı böyle 2 alfayı böyle parçalayayım dersiniz. Evet ilk akla gelen aslında o. Doğru. Alfa alfa diye parçalasak ne oldu? İkiz kenar da çıktı burada. Hocam şu parçalı şu parça eşit oldu. Alfa alfa hatta burası da 2 alfa oldu. Hmm. Sonra hocam 11'e 5 var bak burada. A açı ortay. Hocam burası 11K şurası 11K ise niye silemiyorum ben bugün ya? Burası 11K burası da 5K'dır. Şurası 11K burası 5K'dır. Hocam 11K burası da 11K açı ortaydan çıkar mı? Çıkar. Ama uzun çıkar arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Açı ortay uzunluğunun formülü var. Gerçi müfredattan kaldırıldı ama ee, oradan da yapamayız. Demek ki bunun daha kolay bir çözüm yöntemi var. Sayılarda gıcık çıktı. Zaten farklı bir şey deneyeyim ben şimdi. Ne deneyeyim bakayım burada. Arkadaşlar bir de zor soru tiplemelerinde kullandığımız bir yöntem var. Alfaya 2 alfa gördüğümüz zaman bakın size şurada kısaca anlatayım. Bak 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 şöyle bir alfaya 2 alfa gördüğün zaman hemen şunu CTRL C ve CTRL V yapıp bir de yukarıda da göstereyim ben size aynı hamleyi. Arkadaşlar iki hamlemiz var yapacağımız. Alfaya iki alfa olduğunda mesela burası iki alfa burası alfayken. E, baktın böyle alfa alfa parçaladın çıkmadı. O zaman ne yapacaksın? İşte onu söylüyorum. Özel soru tiplemelerini de kullanabiliyoruz. Hocam ikiz kenar oluşturacağız. Ya böyle ikiz kenar oluşturacaksınız. içerden. Bakın içerden şöyle bir ikiz kenar oluşturduğunuz zaman alfa iken burası da alfa. İki iç açı bir dış açı burası da iki alfa oldu. Aa iki alfaya iki alfa ikiz kenar çıktı hocam burada diyeceksiniz. Ya da Burada alfaya 2 alfayı böyle gördüğünüz zaman ya içeride x kenar oluşturacaksınız şu kenara ait ya da dışarıda x kenar oluşturacaksınız diğer kenara ait. Yani şöyle arkadaşlar. Böyle oluşturunca da bakın şu kenarla da şu kenar birbirine eşit deyince alfayken burası da alfa oldu. Hocam iki iç açın toplam bir dış açı olacağından burası da alfa oldu. Aa şunlar da birbirine eşit oldu. Özel bir durumdur arkadaşlar bu. Bazı zor soru tiplemelerinde kullanırız. Ya soru tipi üzerinde gitmeyi sevmeyen birisiyim ama biz bunları biliyoruz ama ÖSYM e böyle soru sorar mı? bilemiyoruz ya. Bazen işte geliyor sorabiliyor. Bir şey diyemiyoruz o yüzden. Bunlar da kitapların içinde bir tane soru olsa iyi olur dediğimiz şeylerden biridir arkadaşlar bu. Evet ne yapalım burada? Alfa iki alfa. Ben ilk önce içerden içeriden bir şey oluşturayım. Alfa'ya ait. Şöyle bir ikizkenar oluşturayım bakayım. İçeriden oluşturduğunuz olmazsa dışarıdan da oluşturabilirsiniz arkadaşım alfa böyle bir alfa çektim hocam şunun da şu birbirine eşit a 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2 alfa oldu e 2 alfa 2 alfa a 5'e 5 beş. o zaman burası 5 oldu ikizkenar a 5 ken burası da 5 oldu tamamı 11 buraya ne kaldı 6 e hocam bcx nedir diye soruluyor sen burada artık şunu yapmaz mısın ikizkenar çıktı tabanda mevcut insanlık yaparsın yani şuradan bir dik çizer misin kardeşim çizersin e hocam tabanı 2 parçaya böldü. Bak x kenarda çizilen yükseklik. 6 ise 3 3 böldü. 3 5 3 4 5 üçgenden 4 çıktı. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi onlar düşüyorsun. Hop şöyle. Şuradaki üçgene bakıyorum. Çünkü x isteniyor benden. 4 e, var. 8 var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 4 kök 5 çıkar mı arkadaşlar? Çıkar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? Balıkesir çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. En azından size iki tane yapıyı da bu şekilde göstermiş oldum. İşinize yarayacaktır.